veriyorum efendim. Çok kişiyle çok taraflı olarak teyit ettiğim için söylüyorum. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu üç kere görüştü ya. En sonuncusunda Kılıçdaroğlu demiş ki aday mı olmak istiyorsunuz? Evet. İstanbul'u anahtar teslim AKP'ye bırakmanıza izin vermem. Tekrar ediyorum. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na. İstanbul'u anahtar teslim AKP'ye teslim etmenize izin vermem. Bu doğru olmaz. Devam ediyor Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na. Birebir böyle yüzüne söylüyor. Diyor ki: "Aday olmak isterseniz bütün CHP'liler gibi sizin de hakkınız vardır. Olabilirsiniz. Ama önce size düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak, oradaki meclis çoğunluğunu da elde etmek. Ondan sonra istifa edebilirsiniz. İstifa ettiğiniz zaman belediye meclisinde çoğunluk CHP'nin elinde olacağı için CHP'li biri halkın iradesine uygun olarak belediye başkanlığını üstlenir ve siz de genel başkanlığa aday olabilirsiniz. Bu benim en az 3 kaynaktan doğrulattığım bir bilgi. Çok konuşuluyor. O nedenle sizlerle de paylaşmak istedim. Bu Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki temaslar. Bir de Kılıçdaroğlu'nun özgür özelle ilgili yine ilk defa burada duyacağınız çok önemli bir kulis bilgisi var ama onu şöyle bir biraz sonra paylaşacağım sizlerle. Şimdilik bu bahsi bir paranteze alalım, sonra devam edelim. Sosyal medyada şekillenen gündeme bakıyoruz şimdi. Alman makamları Erasmus öğrencileri, memurlar ve akademisyenlerin bile iltica talep etmesi nedeniyle beyaz yakalıların vize taleplerinin geçmişe göre daha ayrıntılı incelendiğini belirtti. Türklerin Avrupa'ya gidiş vizesi almasında çok ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Sorun bu. Bir sonraki gazete. Şimdi cuma günü bana gelen bir kitabı tanıtmıştım. Doktor Meriç Demir Kahraman da diyor ki İsmail Küçükkaya programda adaleti beklerken dedi. Gezi tutuklusu eşim, meslektaşım Tayfun Kahraman'ın Silivri'den yazdığı kitap adaleti beklerken deprem, siyaset, kent, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ön sözüyle raflarda demiş. Bize de teşekkür etmiş. Estağfurullah. Biz sadece görevimizi yerine getirdik diyelim. Bir sonraki manşete geçelim. Anka Haber Ajansından Tema Vakfı'nın bir paylaşımı ülkemizin %73.4'ü çölleşme tehlikesi altında. Bu arada Gezi Parkı tutuklarından Hatay'dan Hatay'ın seçmenlerinin verdiği oylarla milletvekili seçilen Can Atalay'ın da hala yemin edemediğini ve milli iradenin henüz yerine gelmediğini bu bağlamda ve Can Atalay'ın da parlamentodaki görevine henüz başlayamadığını da alt not olarak önemseyerek sizlere anlatmak istedim. Gazeteciler, bugün Faruk Bildirici de hani gazetecilerin muhalefeti dizayn etme çabası diye bir yazı kalemi almış. Önemli bir yazı, özellikle genç meslektaşlarım da okumasını isterim. Muhalefet, muhalefeti dizayn etme çabası. Bugünkü Bir Gün gazetesinde medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin Özellikle genç gazeteci arkadaşlarımın mutlaka okumasını istediğim bir önemli yazı var. Gazetecinin görevi nerede başlar, nerede biter şeklinde son günlerde kamuoyunda da çok konuşulan, çok tartışılan konuya ilişkin yazılar. Bir de hep söylediğim gibi efendim, bir gazeteci kendisini özgür hissetmiyorsa bir gazeteci şiddete maruz kalıyorsa aslında o toplumun şiddete maruz kaldığını düşünmemiz gerekir. Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin diye tehdit ettiler. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, Hastane çıkışında kendisini takip eden Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından saldırıya uğradı. Başkanın sivil koruması Yücel Baysel'i Aygül'e defalarca vurdu. Koruma polis Engin Kaplansa saldırıyı engellemeye çalışanları silahla tehdit etti. Gözaltına alınan korumalar tutuklandı. Tatvan Belediyesi'nde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere kaleme alan gazeteci Sinan Aygül, yakın bir zamanda sosyal medyadan belediyeye ait bazı taşınmazların satışında usulsüzlük olduğunu iddia etmişti. Saldırı da bu paylaşımdan iki gün sonra gerçekleşti. Belediye Başkanı Geylani'nin koruması Yücel Baysali, takip ettiği Aygül'ü kaldırımda görürken bir anda arkasından gelerek yumruk savurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Aygül, kendisini korumaya çalışsa da başarılı olamadı. Dakikalarca yumruklandı. Yüzünü aldığı darbeler sonrasında yüzü gözü kan içinde kaldı. Kafasında ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştu. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Aygül, olayı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Ardından belediye başkanı açıklama yaptı. Olayla bir ilgisinin olmadığını savundu. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Tatvan Belediye Başkanı Geylani her ne kadar taraflar arası tartışma dese de görüntüler öyle demiyor. Aygül kaldırımda yürürken Bayseri bir anda geliyor ve saldırıyor. Sivil koruması vuruyor. Polis koruması ise olaya müdahale edenleri silahla tehdit ediyor. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyadan üst üste açıklamalar yapan Geylani, sivil korumasının belediyeden uzaklaştırıldığını polis memurunun da açığa yazdı. Sonrasında ise Bitlis valiliği bir açıklama yaptı. Saldırı anında silahıyla vatandaşları tehdit eden Geylani'nin polis koruması Engin Kaplan hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. İki isim kısa süre sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlar emniyetteki işlemlerin ardından Tatvan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen iki kişi silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı. Darbedilen Aygül Aygül'de mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Yüzündeki kırıklar, şişmeler ve ödemler nedeniyle müdahale edilemiyor. Aygül'ün plastik cerrah müdahalesi için önümüzdeki günlerde Van veya Diyarbakır'a sevk edilmesi bekleniyor. Şimdi Osman Bey diyor ki Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na yüzde görüşmede mi bunları söylemişti? Evet efendim yüzde görüşmede söylemiş. Önce İstanbul'u kazanmalısınız ve mecliste çoğunluğu elde etmelisiniz. Sonra istifa edip yerinize halkın iradesine uygun bir şekilde CHP'li bir belediye başkanı seçildikten sonra genel başkan adayı olabilirsiniz. Buna saygı duyarım demiş efendim Osman Bey'in sorusu. Sait Bey diyor ki biraz evvel Ali Koç'la ilgili verdiğiniz örnek için çok teşekkür ediyorum diyor. Ha, Fenerbahçe Divan Kurulu'ndan Sait Yılmaz. Heh, Ali Koç ve yönetimine ilişkin gelen samimi eleştiriler not edilmiştir. Gerekenler yapılacaktır. Ancak maksatlı olanlar vardı ki onlarda not edilmiştir diyor. Sait Yılmaz da Fenerbahçe Divan Kurulu'ndan gönderdiği mesajda. Yine keza Ali Koç'la ilgili bir mesajı da Zeynel Bey göndermiş. O da Zeynel Bey'e de teşekkür ediyorum. O yorumu için efendim. Yerel gazetelere bakacağız. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le ilgili ne düşündüğünü de, kendisine ne söylediğini de sizlere... Canlı yayında açıklayacağım biraz sonra efendim. Bugün tabi normalde şöyle olur. Yaz aylarında biz tabi 10 yıldır bunu yapıyorduk. Okullar tatil olunca tatile girerdik. Fakat bu sene birazcık birazcık daha devam etmek istedik. En azından şöyle bir bir hafta 7-8 program daha yapalım ki en azından bir durum netleşsin diyelim efendim. Alanya Gazetesi kıymayın bu güzelliğe manşetiyle çıkmış. Gazi Paşa'nın dünya harikası Selinus plajına yapılmak istenen otel blokları Gazi Paşa halkının tepkisine tepkisini çekti. Mahkeme kararının Konya Üst Mahkemesi tarafından bozulması şok etkisi yarattı. Gazi Paşa Belediyesi'ne halktan ruhsat vermeyin çağrıları yapılıyor. Bakın şimdi nasıl daha sonra nasıl olacak bakar mısınız? İşte yeni alan yanın çok önemli bu manşetini de sizlerle paylaşalım. Takip listemizi alalım. Körfez'deyiz. Öğretmen isyanda. Eğitim iş eylemlerine devam edecek diyor. Eğitim iş üyeleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözümü için uyarıyoruz sloganı ile eylem başlatmıştı. Sendikanın Antalya Şube Başkanı Sadık Acar günden güne artan bu sorunların çözümü için adım atılmazsa eylemlerin artarak devam edeceğini duyurdu diyor gazete böyle. Şimdi efendim bizim büyük gururlarımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Özlem Hanım ve Uğur Bey. Onlar aşı buldular. Dünya pandeminin etkisinde iken onlar buldukları aşılarla insanlığa umut verdiler ve hayatın normale dönüşünü sağlam sağladılar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Şimdi onların bulmuş oldukları o aşı teknolojisinden sonra o aşı teknolojisinin Kanser hastalığına da çare olabileceğine ilişkin bilimsel çalışmalar artmış ve umutlar çoğalmış durumda. Yıllardır insanlar kanser için önleyici bir yöntem arayışında. Aşıyla tedavisi mi, mümkün mü? Sorusu yıllardır tartışılıyor. Dünya cümle ilaç firmaları kanser aşısı için kolları sıvadı. Onlardan biri Moderna ilaç firması. Bir cilt kanseri tedavisi için aşı geliştirdi. Sonuçlar umut verici. Faz 2 çalışmalarında başarılı bir sonuç elde etti, edildi. Kanser dünyada en...